Selam olsun selamın sahibinden. Selamımızı alıp duyan tüm diğerlere sevgili dostlar. KonTV ekranlarına kahve bahaneye bu haftada hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir yılda yepyeni konuklarımızla sizlerle kahve bahaneye devam etmekteyiz. Bu hafta gerçekten severek dinlediğimiz bir dostumuz. Dostumuz diyorum çünkü gerçekten öyle. Ailecekte görüştüğümüz, sevdiğimiz bir dostumuz. Türk halk müziği sanatçımız Uğur Demirci bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? Çok sağ olun. Çok güzel. Farklı bir ambiyans. Hoş olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor bu arada çalışmalar? Müzik çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Aynı zamanda belgesel çekiyorum. Halk ozanlarımızla bu aralar projeler yapmaya çalışıyoruz. Müzik üzerine bir belgesel değil mi? Hani belgesel deyince aşıklık Afrika'ya falan gittiğiniz yok. Aşıklık geleneğiyle alakalı bir belgesel çektik. Şimdi kısmet olursa ikincisi gelecek. Bu yurt içindeydi, bir de yurt dışında olacak. Çok Orta güzel. Asya, Balkanlar ve Avrupa üçlü bir şekilde. Evet. Kendi müzik çalışmalarımız devam etmeye çalışıyor. Zor da olsa. Çünkü artık gündem çok fazla müzik kaldıracak gibi bir değil. Özellikle bizim yaptığımız işler. Evet. Olabildiğince belki döneminin en ağır zamanlarını yaşıyor. Evet. Peki Uğur Bey, şimdi biz sizi tanıyoruz. İlk defa gören, tanıyanlar için işte Türk halk müziği sanatçısı dedik ama bunun yanı sıra ilahi, ezgi, destan, türküler bunları da yapıyorsunuz. Şimdi ilahi dediğimiz, özür diliyorum. Estağfurullah. İmam Hatip mezunu olduğum için. Evet. Konya İmam Hatip Lisesi mezunuyum bu arada. O yüzden Konya'nın bende yeri farklıdır. Her ne kadar Konya'da olmasak da. Evet. Mehmet Emin Karataş. Buradan ellerden öpmek istiyorum hocamın. Onun fırınından geçtik diyelim. Orada bir kendimizi yetiştirdik. İlahi. Tasavvuf ve ilahi bölümümüz bize artı bir bilezik oldu. İmam Hatip bittikten sonra Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı. Girdik bu sefer türkü deryasına. Bismillah dedik. Benim yolda söylediğim ya da apartman boşluğunda söylediğim ya da bir tık işaretle banyoda söylediğim gibi değilmiş türküler. Türküler bambaşka bir deryaymış. O deryaya katılmak bizi hayli yordu ama gerçekten bereketi çok güzel oldu. Evet. Hem Türk Halk Müziği eğitimi almışsınız, hem tasavvuf ilahi eğitimi almışsınız. Üniversite bitti, askerlik bitti. Ardından yapılan programlarda bakıyoruz. Tam bir Türk bayrak milliyetçisiyim. Vatan milliyetçisiyim. Evet. Benim en kutsalımdır, kırmızı çizgimdir. O yüzden herkes beni bilir. Kırmızı benim için ana renktir. Tasavvuf konserlerinde yer alıyorum. Yapamadığım işi ne kendimizi rezil etmek isterim. Yapamıyorsan yapamazsın. Evet. Ben tasavvuf okumaya çalışıyorum. Ana branşım Türk halk müziği. Onu okumaya çalışıyorum. Kültürel işlerde mücadele etmeye çalışıyorum. Şimdi en son yapmış olduğum işte zaten aşıklık geleneği. Sazıyla sözüyle aşıklarımız isimli projenin hem koordinatörüyüm hem moderatörüyüm hem proje sahibiyim. 7 bölgede konserler verdik. Kültür Bakanlığımız destekli. Kültürel işler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim üstlerinde bulunduğumuz coğrafya bambaşka bir yer. Evet. Yani bir kahve dünyasına giriyorsunuz. 40 çeşit kahve var. Kesinlikle. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne girdiğiniz zaman da belki 1000 çeşit kültürel öge var. Dünyanın hiçbir tarafında yok bu güzellikler. Ama biz çok çabuk unutuyoruz. Evet. Bu değerlerimizi unutmama adına, bu değerlerimizi diri tutma adına mücadele ediyoruz. Evet, ben ona hep şey söylerim. 300 kilometredir Antalya ile Konya arası. İşte ben Antalyalıyım. Bizim oradaki insanların şivelerine bakıyorum. Konya'ya geliyorum. Bambaşka bir şive, başka bir kültür. Siz çok uzun tuttunuz mesafeyi. Ben şöyle söyleyeyim. Halk müziği bilgileri dersimiz vardı konservatuvardayken. Savaş Ekici hocamız. Evet. İl ile benzemez, ilçe ilçeye benzemez. Evet. Köy köye benzemez. Hatta Karadeniz örneği vereyim. Yaylalar yaylalara benzemez. Tek ev dahi olsa. Evet. Yani hiç kimsenin konuşması hiç kimseye benzemiyor. Ama herkes çok güzel bir şekilde anlaşıyor. Evet. Bunun adı aşktır. Aşk da Türkiye'dir. Evet, kesinlikle. Peki en çok merak edilen konu odur. Ne zaman ben evet türkü okumalıyım veya ben bu işi yapmalıyım dediniz? Yaş olarak. Artık bunu her meslektaşım söylüyor. Şaka zannediyorlar ama bu kızımla gerçekten patentlenmiş bir durumda. Niye kızımla söylüyorum? Evet. Kızım 4-5 aylıkken ben onunla antrenmanlar yapmaya başladım. Hani var mı, türkü söyleyebiliyor mu? Var, geliyor. Evet. O yaşlardan geliyor. Daha doğrusu yaş olmadan geliyor. Bu bir aşk, zorla yapılacak hiçbir şey değil. Müzik bambaşka. Benim sülalemde var mı?
Sanatçı yok. Evet. Sesi güzel var mı? Çok. Amcamın sesi çok güzeldir, halamın sesi, dayılarımın sesi güzeldir. Ama bunu tabii bir fırına sokmak lazım, birazcık işlemek lazım. Çirkin ses yoktur bu arada, evet. Onu belirteyim. Güzel kullanılamayan. Güzel kullanılamayan ses vardır ya da farkında olunamayan bir ses vardır. Türküde ilkokul zamanlarımda da vardı. Ondan önce de vardı. Ama tabii İmam Hatip sesiyle türkü nasıl bir şu anda koyabiliyorsunuz? Şu anda İmam Hatip'lerin şeyi de değişti bayağı. Tabii İmam Hatip mezunu olup da konservatuvara giden belki de tek kişiyimdir. Evet. Yani Allahu Allah ne feryat edersin divane bülbül. Buradan buraya geçtik. Evet. Ama orayı kaybetmedik. Kesinlikle. Orayı içimizde. Oradaki aşk olmasaydı buradaki meşk olmazdı zaten. Kesinlikle. Çok güzel. O zaman şeydir, çok küçüklü yaşlarda başladınız. Tabii. Peki sizi keşfeden bir öğretmeniniz veya yönlendiren birisi oldu mu? Hani yani önderiniz müzik, diyelim. Müzik öğretmenlerimiz eskiden daha farklıydı. Şimdi gündemde ben de müzik öğretmenim bu arada. Yani yapmıyorum, işimi yapmıyorum çünkü çocuklara haksızlık yapmak istemiyorum. Evet. Benim dünyamdaki çocuklar bir sınıftaki 40 çocuk değil. Ben yurdumun tüm çocuklarına mücadele etmem lazım. Yani onlara bayrak aşkını anlatmam lazım, vatan aşkını anlatmam lazım, türkülerimizi anlatmam lazım. Evet. Tüm çocuklar ama. Bir sınıfta 40 çocuk anlat diğer çocuklara bencillik olur. Belki birazcık farklı düşünüyorumdur ama ben öğretmenlik yapmıyorum bu yüzden. Yani muhatabım şu benim. 40 çocuğu kazanmak eyvallah baş göz üstüne ama yurdumun tüm çocuklarını kucaklamak. Evet. Mesela bayrak anlatmaya çalışıyorum. Yabancılar bayraklarını sabahleyin bir sosyal medyada bir reklam gördüm. Vatandaş araba yapmış, arabanın koltuk yanına haç koymuş. Onu da özellikle pan yapıyor yani gösteriyor. Ondan sonra arabanın dizaynına geçiyor. Yani bana mesaj veriyor. Bu arabayı haçlılar yaptı yani bu biz yaptık bunu. Evet. Bu tarafa bakıyorum. Bizde ne var? Habire özenti var. Tabii. Çok güzel yapmışsınız, çok güzel yapmışsınız. Geçen sene mi, belki sene sahile gittik. İlk defa böyle bir, daha ben Antalya'ya gitmemiştim, daha yeni gittim. Beğendiniz mi memleketinizi? 75 vilayet gezdim, evet. Antalya'yı sona bıraktım çünkü. Evet. Daha var gezmek istediğim yerler. Ya herkes de haç gördü biliyorsun. Ya moda olarak da kullanan çok insanlar var. Hani sonra bir farkındalık. Ya, bir haç, biz Müslümanız ya, biz Türk'üz, ne işimiz var bizim haçla? Evet. Ondan sonra ben gittim. Kolyemi merak edebilirler. Böyle bir şey yaptım. Evet, çok güzel olmuş. Bunu da tüm herkese tavsiye ediyorum. Bu biziz ya, biz buyuz ya. Hilalimiz, yıldızımız, başka bir şeyimiz yok. Evet. Ama şimdi insanlara bakıyorum, eyvallah. İnsanlara bakıyorum, bizim güzelliklerimizin farkında değiller. Olabildiğince dışta ne var? Aa, onlar daha güzel yakışıyor. Yakışmıyor bize. Biz olalım. Ama şöyle bir şey. O yüzden türkü söylüyorum. Özür diliyorum. Türkü söylediğim zaman diyorum ki şimdi size ben bir türkü söyleyeceğim. Bu türküyü Ayşe teyzemiz Mehmet amcamıza aşık olmuş diyememiş. Utanmış. Belki el ayıplarmış. Ya da Ali amca Emine teyzeye aşık olduğunda demişler ki ya sen mi aşık oldun? Aşk nedir? Ayıp lan. Sus. Girme o konulara. O da derdini belki sözlere dökmüş. Muharrem Ertaş Allah rahmet eylesin. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Deli miyim mecnun oldum gezerim, sırrımı ellere diyemiyorum. Ne kadar güzel, ne kadar derin sözler. Evet. Aşık, kişi muhatabı belirtmemiş. Şimdi bizimkiler 50 kişi saldırıyor, böyle bir şey yok. Evet. O yüzden aşklar da yok. O yüzden türkü söylüyoruz, niye türkü bestelemiyor, niye hep eski türkü söylüyoruz? Yok çünkü insanlar bir şeyleri kaygısında türkü bestelememiş Hilal Hanım. Evet. Yani ben türkü besteleyeyim de benim bu türküm 20 milyon kişi YouTube'dan tıklasın da ben de YouTuber olarak YouTube'dan para kazanayım dememiş. Evet. İçinde ne varsa dökmüş. Evet. Dün sosyal medyada bir vatandaş diyor ki sizin kıymetinizi bilmiyorlar. Benim değil dedim. Biz kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Kesinlikle. Ama artık hamdım piştim yandım diyor ya Hazreti Mevlana. Yanma aşamasında diyoruz ki Allah'ım biliyor. Kullar görse ne görmese ne yapalım Allah biliyor yani. Kesinlikle. Dediğiniz ölçüye baktığımız zaman da her şey o kadar aleni söyleniyor ki o tarz türküleri yakabilecek insanlar da yok o zaman. Yani o sevdalar, o aşklar, o muhabbetler de kalmadı. Çünkü herkes herkese çok çabuk ulaşabiliyor. İşte özlem bitti, yok. Gizem bitti. Evet.
özlem bitti, hasret bitti. Yani evet, teknoloji gerçekten katletti. Geçen sürekli diyorum sosyal medya ama maalesef hepimizin elinde var. Evet. Program öncesinde de yapımcımızla da görüşmüştük. Bu konuyu evet, anlatmıştım ona. Çok güzel bir video yayınlamışlar. Bir ülkeyi ya da bir milleti mahvetmek için 3 şeye ihtiyaç var. Ney? 1. Aile yapısını bitirin. Evet. Bitti mi? Bitti. 2. Eğitim. Bitti mi? O zaten bitti. Hiç başlanmamış 3, gibi bir durum. 3. Din adamlarını, alimleri itibarsızlaştırın. Evet. Üçünü de aleni yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz Türk maalesef. Türk milletinin tabiri caizse temel taşlarına dinamitleri koymuş patlatıyorlar mı şimdi? Evet. Evet. Biz müsaade ediyoruz. Yani ben öyle bu düşünüyorum. Bu işte o yüzden diyorum. Ev yani, daha lezzetli geliyor bize. Yani kesinlikle, bu değil ama bakın. Şöyle bir şey. Hepimizin yakındığı bir durum var. İşte çocukların elinde telefon. Ama sen önce anne baba olarak kendi elindeki telefonu kenara koyup bir kitap almıyorsun. Veya bir yerleri gezmeye gittiğimiz zaman o mekanın tadını çıkarmak yerine fotoğraf çekmekle mücadele ediyoruz. Dediğiniz gibi din adamlarını itibarsızlaştırma. Din adamları dönüp kendine aynada bakması lazım. Ben acaba şahsıma mı zarar veriyorum yoksa temsil ettiğim makama mı? Ben hep öyle derim. Yani benim başımdaki örtüme laf edeceklerse ben açayım. En azından bir kesimi zan altında bırakmayayım. Benim şahsıma söylenen bir şeyse başım gözüm üstüne derleyip toplamaya çalışırım ama biz artık genelleme yapıyoruz. Bugün sizin alanınızda da öyle. İşte türkücülerin hepsi ne diyelim, albüm satsın diye, YouTube'da çok tıklansın evet, diye bir şeyler yapıyor. Ya inanır mısınız YouTube mesela, YouTube'da tıklanma rekorlarını kişinin başarısını endeksliyorlar. Evet. Allah Allah, böyle bir saçmalık var mı ya? Yılların halk müziği, insan halk müziği kaynak kişiler var mesela. Evet. Benim dinlediğim müzikler suyu kaynağından dinliyorum ben. Yani damıtılmış bir şekilde bardağa dökülmüş su da değil, kaynaktan. Hı. Eğer bir kim var mesela, Konya'nın en büyük değerlerden bir tanesi Rıza Konyalı. Kim biliyor? Evet. Rıza Konyalı gelse Konya'da konser verse kaç kişi gidecek? Evet. Kıstaslara bakın. Evet. Ama bir pop sanatçısı geliyor, of yıkılıyor ortalık. Kesinlikle. Ya o da olsun ama bak bu biziz. Ben bunu örneğini sürekli vermiştim bekarken. Ben kızıma lahmacunu yediririm. Ondan sonra pizza yesin. Ama lahmacunu bilsin, lahmacun bizim. Evet. Etli ekmeği yesin ama pizzayı sonra yesin. Evet. Şimdi insan direkt pizzayla başladığı zaman, örnek veriyorum onu. Ondan sonra etli, ya baba bu tatsız ya da bu bizlik değil. Ama evet, bu bizim öz kültürümüz ya. Biz kültürümüzle beraberiz, varız. Dünyaya yedi cihana biz nam salmışsak, merhametimizle, adaletimizle, evet, kültürümüzle. Ama şimdi bakıyoruz yok. Halk müziğini, özellikle halk müziğine değinmek istiyorum. Bunu sizin programınızda söyleyeyim. Yetkili kişilere de söylüyorum mesela. Evet. Bu ahuzar etme değil. Biraz silkelenin diyor. Evet. Türkü biziz. Türkü seven türkü söyler. Neşet Ertaş söylüyor. Evet. Türkü seven türkü söyler. Mecazi Mürsel de yapıyorum burada. İki tarafa da anlayabilirsin. Yok, eşimden biliyorum ben. Yani anlayabilirsiniz bunu da. Evet. Türkü bizim öz kültürümüzdür. Bizim kelimelerle, müziklerle dile gelmiş halimizdir türkü. Evet. Ama şimdi biz diyoruz Türk, dur diyor. Yıllar önce demiştim ki bir kültür müdürümüze, Sarıkamış vakti geliyor. Üstad, Sarıkamış anma etkinliği yapsak ne dersiniz? Ki duruma bakar mısınız? Onların bize demesi lazım ki Sarıkamış evet, zamanı geliyor, bir etkinlik yapalım. Bitti. Kültürsüz insanların kültür kurumlarının başına gelmeleri böyle oluyor. Kültürden bir haber adam bilmiyor. Evet. Yani Konya'da ya da Afyon'da ya da İstanbul'da ya da herhangi bir yerde kültür daire başkanı, kültür müdürü denildiği zaman bu adamın kültürlü olması lazım. Kültürü de haberdar olması lazım. Ayda mutlaka halk müziği konseri vermesi lazım. Sanat müziği konseri vermesi lazım. Ya biz bunlar üzerine beraberiz. Ben şimdi yanlış anlaşılan bir şeyi düzeltmek istiyorum. Bunu da kimden öğrendim? O kadar enteresandır ki. Antalya'dan Konya'ya gidiyoruz. Erzurum'a ait bir firma. Herkesin çok bildiği. Ona binmiştim. Böyle klasik muavin düşünün. Ama nasıl tam böyle dadaş görüntüsüyle, tavrıyla, işte altın yüzükler, bağır açık. Bol kıllı bir beyefendi. Dedim ki bu ne yapıyor? Tek tek yolculara nasılsınız, iyi misiniz, memnun musunuz? İşte Erzurum'u nasıl seviyor musunuz falan soruyor. Allah Allah, sıra bana gelecek diye bekliyorum acaba. Ben Erzurum'u hiç bilmiyorum, ne diyeceğim. Önümde bir çift vardı. Bir kız, bir oğlan. Muhtemelen öğrenciler.
Dediler ki Erzurum çok güzel ama kültür yok işte, kültürü biz üniversite öğrencileri getirdik, dur bacım dedi. Orada bir dur dedi. Ondan sonra ne diyecek çok merak ediyorum. Dedi ki kültür benim dedi anamın giydiği şalvarıdır. Üstüne örttüğü torudur. Yaptığı yemektir. İşte tarihi eserimdir. Söylediği pişirdiğim evet, bunu anlatınca dedim ki yani ön yargı o kadar kötü bir şey. Ben o muavini hani ne soruyorsun ya sen ne biliyorsun derken koskoca üniversite öğrencisi bir çocuğa ders verdi. Yani böyle ayağa kalkıp alkışlayasım geldi. Tüylerim diken diken oldu. Şimdi çok haklı söylüyorsunuz. Evet. Güzel de bir noktaya değindiniz. Mesela ben aşıklık geleneğiyle alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızca bir belgesel yaptım 11 ülkede. Evet. Ya Azerbaycan'dayım mesela. Dedim ki bana 3 tane aşık lazım. Bir yapımcı dostum var orada. Yaşar Ahmetov, buradan selam olsun. Bir aşık, bir bayan aşık, bir de dede torun. Usta çırak evet. ilişkisi. Hani dedesi de aşık, torunu da aşık geliyor. Bu evet. üç konsepti tabiri caizse sunmaya çalışacağım. İnanın sabah saat 10 gibiydi. Biz çekime başladık. Akşam saat 8.30-9 oldu. Hala çekim. Abi olmadı mı, daha bulamadın mı dedi aradığını. Dedim ki her gelen bir sonrakinden daha güzel geliyor. Evet. Benim alacağım orada sadece ve sadece bir dakikaydı. Yemin ediyorum size akşama kadar aşık dinledim. O evet. kadar güzeller ki. Buram 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 kültürlerini sunuyorlar. Kazakistan'da, Kırgızistan'da Aytıs ve Akın deniliyor mesela aşıklarımıza. Bir market açılışında Akın geliyor. Akın evet. ya da aşık, Aytıs diyelim. Düğünde geliyor. Bir köprü açılışı var, geliyor. Evet. Köşede bir eğlence var, geliyor. Her yerde varlar. Sonra bana yetkili dedi ki Uğur Bey, bu bizim öz kültürümüzdür. Bunu biz unutturmamamız lazım. Evet. Türkiye'ye geliyoruz. Neredesiniz aşıklar? Yok. Yoklar. Yok. Aşıklar yok. Bölgesel müzikler mesela yapıyoruz. Yöresel mesela Elazığ Kürsübaşı, Urfa Sıragirisi. Urfa Sıragirisi ne kadar kayboldu özünden. Evet. Urfa Sıragirilerinde Ordu'nun Dereler Türküsü'nün ne alakası var? Ay evet, öyle mi? Yani şimdi bunu söylemeye çalışıyorum. Ben konservatuvara gittiğim zaman rahmetli Kazancı Bedih hayattaydı evet. daha. İki defa da meşklerinde bulundum. O kadar güzel türküler var, o kadar güzel gazeller okuyorlar ki Allah diyorsun ya Rabbi, nasıl güzel bir yer. Şimdi ticari kaygı, işte para var ya, bu para. Evet, maalesef. Aa, biz orduları da alalım. Ya ordu zaten seni istiyor. Kardeşim benim türkümü ben biliyorum zaten. Evet. Basit. Evet. Sen kendini anlat, kendini anlat bize ya. Ben seni bir dinleyeyim, sen kimsin? Tamam biz kardeşiz ama bir anlat bakayım, farklı yönünü bana göster. Evet. E şimdi bir bakıyorum, bir furya başlıyor. Maalesef bizim insanımızda da var birazcık, biliyor musunuz? Çiğ köfteci dükkanı açıyor. Oo, çiğ köfte iyi para yapıyormuş. Horr, herkes çiğ köfteci. Mısırcı, oo, herkes mısırcı. Biri türkü söylüyor, oo, türküde para var. Yani şu Ankara mesela müziği evet, var ya şu aralar. Evet, maalesef. Herkes çıpa 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 çıpa. Ya bu değil ya, bırakın onu o söylesin. Ankara müziğiyle Ankaralı daha güzel söylüyor ya. Ya son dönemde Konya bize... türkülerini Konyalı daha güzel söylüyor. Evet. Böyle siz tamam paylaşın ama bilin ki bu sana ait, bu da bana ait. Evet. Sen öz değerini bil. Ondan sonra de ki bak bu da bizim farklı değerlerimiz. Evet. Ya bu rap akımına ne diyorsunuz? Artık saçma saçma şeylerin içerisine rap koyulmaya başlandı. Türkülerin içerisinde konu, de olur mu yakın konu zamanda? Konu özden uzaklaşınca. Evet. Konu özden uzaklaşınca. Hani klasik bir söz var ya, ya atalar şimdi yaşamış olsaydı bize ne derdi? Evet. Mesela ben İstanbul'da yaşıyorum. Fatih Sultan Mehmet olmuş olsaydı şimdi ne derdi bu millete? Ya ne diyecek Fatih Sultan Mehmet? Oturacak, uzaktan bakacak. Ben bunlar için mi fethettim burayı ya? Bir fay hattı var İstanbul'da maneviyatın, şahsımca. Bu tamamen tenzih ediyorum. Bu benim kendimce. Evet. Bir fay hattı var orada, dolu dolu. Ramazan oldum zaten, bütün kanallar orada. Eyüp Sultan'dan Sultanahmet'e kadar o bölge. Diğer taraflar da bizim. Evet. Ben demiyorum şunu dinlemeyin, bunu dinleyin. Her şeyi dinleyin. Her şeyin güzelini dinleyin. Kalitelisini dinleyin. Rap en babasını biz yapalım. Ama gerçekten ne için yaptığını bil. Sanat için yap onu. Ben şeye çok üzülüyorum. İçerisindeki argo kelimeleri çok barındırmasına. Niye argo? Millet seviyor çünkü, değil mi argo? Evet. Bir sinema filmine gidiyorsunuz. Çok güzel bir film var. Bakıyorsun. Çok sıkıcı. Niye? Küfür etmedi adam. Evet. Eski filmlere bakıyorum. Mesela Ha Babam Sınıfı'na. Ya hala izliyoruz, hala gülüyoruz, değil mi? Evet. Bir tek argo vardı Kemal Sunal'ın bir
İnek Şaban'ın bir şeyi, repliği vardı. Onu da şimdi biplediler. Onun haricinde başka hiçbir şey yoktu. Ondan sonraki filmlerde o kadar ne kadar küfür edersek o kadar çok gülerler. Neden? Çünkü mizah kalmadı. Gülme değil ama mevzu. Hababam sınıfında da bir konu anlatıldığı zaman altından da güldürüyor ama alttan bir ders veriyordu. Evet. Şimdi biz sadece güldürüyoruz. Ders yok, bitti. Maalesef. Çünkü biz konudan uzaklaştık. Hadi bir türkü bestele, bestelenmiyor. Niye bestelenmiyor? Yok bir duygu. Ben aşık değilim. Aşık olsam da bir baksam bana mesela 15 Temmuz destanını yazdım ben. Evet. Millet yazdı da ben tercümanı oldum. Evet, onları da konuşacağız, evet. Şimdi sırayla geliyorum. Hı hı. Mesela askerde ben çok farklı türküler, parçalar, şarkılar besledim askerde. Çünkü psikoloji buydu. Yeşil elbise, sabah saat 6, akşam saat 8. Armoni mızıkadayım. Müzik sağım solum herkes ve dalının branşının en ustalarıyla berabersin. Otomatikmen biz de bir selet kapıldık, gittik orada. Coştukça tabiri caizse. Evet. Kendi duygularına tercüman olma ama arkadaşların duygularına da tercüman olursun. 15 Temmuz'u ben yaşadım. Rabbim bir daha yaşatmasın. Kesinlikle. Onu destekleyenler de Allah kahru perişan etsin. Amin. Beddua etmez Müslüman ama ediyorum bu konuda, ne yapayım? Günahları kalmadı yani. Özür diliyorum. Küfür etmekten onlara tüm günahlarını aldım neredeyse. Yani ya olmaz ya. Olmaz, bu ülke bizim ya. Evet. Sonra ben Ankara'daydım o gece. Şahitlik ettik bazı konulara. 16 Temmuz sabahında bir baktım YouTube'a. Allah Allah, 15 Temmuz parçaları türe bir dünya var. Bir dur ya, bir dur dur. Ne parçası, şarkısı? Hemen olmaz bu işler. Evet. Bir otursun, bir durulsun. Ne oldu? Bir anlayalım biz. Biz bir şey anlamadık ki. Daha ne olduğunun farkında değiliz. Bakın yani... çok kısa geçeyim. 15 Temmuz günü Ankara'daydım. Akşamdan bahsediyorum. Babamın amcası Ankara'da, dedem diyoruz. Telefon açtılar, ne yapıyorsunuz? Hadi çay içmeye gidelim abi dedi. Yeni mahallede. Ankara'yı çok her hafta gitmeme rağmen daha çözmüş değilim Ankara'yı. Evet. Gittik. 11. kat ya da 10. katta Ankara ayaklarınızın altında. Çay içiyoruz. Çok güzel çay. Yenge hanım kek yapmış. Çekirdek. Sohbet muhabbet çok güzel. Bir siyah bir şey geçti böyle. Hiçbir lamba yanmıyor ama. Bismillah, bu ne? Anlamadık. Bir daha geçti. Bu sefer kurşun saydırmaya başladı. Hemen çektik yani. Ne oluyorsa. Ben dedim herhalde aşağıda canlı bomba var. Ya da başka bir bölüm var. Helikopterin ateş açması ne alaka yani. Çektim, tweet attım. Sonra tweetimi sildim. Tırnak işaretine söyleyeyim. Niye sildim? Ya belki devlet operasyonudur. Her şeyi hemen paylaşmayın. Evet. Belki başka bir boyutu vardır işin. Ben sildim tweetimi. Sonra bir abim var. Fatih abi, onu aradım. Fatih abi hayırdır dedim. Hiç hayır değil dedi Uğur. Ne oluyor dedim abi. Sıkıntılı durumlar ki uçaklar çok aşağıdan uçuyorlar. Evet. Yıkılıyor sesler. Orada savaş psikolojisini anladık. O ses bombaları, normal bomba attılar. Çok başka bir geceydi ve bitmeyen bir geceydi yani. Bir sene sonra yaşıyoruz ya biz, hani evet. Çıktık ya dışarılara biz. Yaşadık ya o geceyi. Bir karanlık gecede saldırıya geçtiler. Tankla, topla, tüfekle üstümüze geldiler. Anlatmaya çalıştık, dinlemedi hainler. 15 Temmuz destanı yazdırdılar millete. Anlatmaya çalıştık, dinlemedi hainler. Bir ablamız vardı başörtülü, tankın üstündeki askeri diyor. Evet. Oğlum siz bilmiyorsunuz, inin aşağı diyor. Yavrum siz ne yaptığınızı bilmiyorsunuz, inin aşağı diyor. Anlatmaya çalıştı, anlamıyor ama adam. 15 Temmuz destanının içerisinde ya da bu zamana kadar yapılan 15 Temmuz parçalarının içerisinde bir tane Sarıkamış var mı? Maalesef. Yok. Çanakkale var mı? Yok. Yok. Hangi ruhla sen kazandın? Hangi ruhla 15 Temmuz'u aldın? Hangi ruhla sen kendini siper ettin tankın önüne, tüfeğin önüne? Evet. Hep Çanakkale'den, Sarıkamış'tan. Onlar ateş ettiler, biz bayrakla çıktık değil mi? Evet. Biz ne oldu da bize böyle oluyoruz biz? Demek ki bizim ecdadımız var. Kökler sağlam. Elhamdülillah imanımız var bizim. Bunu anlatmak lazım. Sarıkamış'ta ben Sarıkamışlıyım. Ha, ne kadar güzel. Elhamdülillah. Yani şükürler olsun Türkiye'liyim ama Sarıkamışlıyım. Bu şeyden kaynaklı değil mi? Hemen parantez içinde yine söyleyeyim. Babanız öğretmen olduğu için. Türkiye'liyim. Evet. Birçok il gezdiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Bitlis, Afyon, Konya,
Ama ben her yer. Evet. Şimdi Sarıkamışlıyım. Ben çocukken derlerdi Cıbıltepe, Bayraktepe, Şehit Tepesi, Yukarı Sarıkamış Şehitliği, yok Hamamölü filan, evet. Kızılçubuk. Buralar nereye hiç bilmezdik biz. Evet. 2012 yılında ben yapımcım, o zamanki yapımcım, menajerim Gültekin abi, Gültekin Ali Hocagil ile beraber oturduk. Uğur dedi, türküler, şarkılar eyvallah dedi ama Sarıkamış bekleyen bir yara. Buraya bir şey yazman lazım. Abi ne yapabilirim Sarıkamış? Ayşe değil, Fatma değil dedim. Anam değil, bacım değil. Ne yazayım Sarıkamış'a ben? Konu çok büyük, çok derin bir konu. Evet. Ve şöyle bir şey var. Çanakkale'yi herkes biliyor. Sarıkamış'ı kimse bilmiyor. Evet. İnanın Yenibosta'dan bindim metrobüse. Bahçeli Evler'e geldiğimde sözler bitmişti. Cevizli Bağ'a geldiğimde müzik bitmişti. Mecidiyeköy'de tamamen oturdu parça. Gittim Sütü DM pilotunu okumuştum. Uğur bitti mi? Vallahi dedim bitti abi. Ama demek ki birikmiş. Vakti zamana. Her şey vaktine esirdir ya diyor. Nasip. Evet. O zaman oldu, parça ortaya çıktı. Bir daha yazın Uğur. Dünyayı verin yazamam. Zaten Sarıkamış 22 Aralık'ta başlayıp 1915 Ocak ayına kadar, yani süren 18-20 günlük süren, ki yavaş yavaş Sarıkamış'a evet. gelelim. Süren bir bitmeyen bir zaman süreci. Evet. Yani var ya anlatmak bazı zaman değil, anlatılmaz yaşanır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği bir anlamlı bir etkinlik vardı. Orada da katıldık. Biz 65 gün Soğanlı'dan Sarıkamış Dağları'da, yani Allahu Ekber Dağları'ndan, o askerlerimizin geçtiği yollardan aynı yürüdük. Tarihte mi? Aynı soğuk. Biz yazın gittik. Evet. Çünkü kışın aynı kaderi yaşarız. Evet. -35, -40'lar var orada. Evet. Hani mevsim yazlaşabiliyor ama ısınabiliyor, ama oralar yine hala soğuk. Evet. Hilal Hanım, Bismillah dedik biz yola çıktığımızda, 80 kişi sivil, 20 kişi askerle beraber gittik. Evet. Ayaklarımız kanadı. Bir yere geldik, dümdüz, böyle masanın üstü gibi düşün ya da Konya Ovası gibi düşün. Evet. Dümdüz, ağaç yok, taş yok, hiçbir şey yok. Yağmur yağıyor ama nasıl bir yağmur? 4 saat. Kaçacağın hiçbir yer yok, o yağmuru yiyeceksin orada. İliklerimize kadar buz gibiydik, biliyor musunuz? Sonra benim aklıma geldi o uğultular gece. Özellikle ben tweet attım, sosyal medyadan da paylaştım. 22 Aralık gecesi çıkın, camı açın, o soğuğu bir hissedin. O soğukta nefesler neler diyordu, ona bir şahitlik yapın. Hissedin ya, duymak zorunda değilsiniz. O soğuğu bir hissedin. Evet. 22 Aralık'ta ne oldu? Orada ana kuzular gitti. Ve orada ne uğruna gittiler? Bizim burada rahatça oturup konuşmamız için gittiler. Evet. Bizim şimdi diyoruz ya, feleğe eyvallahımız yok. Allah'a şükürler olsun vatanımız. Bu vatan bize piyangodan kalmadı ama. Biz yürüdük. Hatta bir yerde size bir anımı bahsedeyim. Nal Töken Tepesi diyorlar. Nal hayvanların ayağının altına yapılan. Evet. Nal Töken Tepesi diyor. Nal niye tökülür? Öyle yerlerden çıkmışlar ki hayvanların nalları ayaklarından çıkmış. Ve biz bulduk o naldan, yani yağmur kayıyor, toprak, yağmur ve alttaki ne varsa çıkıyor ortaya. Askerler neler yaşamışlar ya? Yani neler yaşamışlar? Elhamdülillah, şükürler olsun, şimdiki Türkiye öyle mi? Teçhizatımız nasıl? Mehmet'imiz nasıl? Elimizdeki silahlar nasıl? Evet. Yani şu an 7 düve saldırıyor ama 7 düvele de cevabımız var elhamdülillah. Evet. İmkansızlıklar içerisinde çaresiz kalmadık biz. Yerli aracımız, yerli denizaltımız. İnsanlar çok eleştirse de, yani Türkiye'de denizaltı ne işe yarar? Olur gurur mu? Duyuyorum. Yani ben de kesinlikle gurur duyuyorum. Duyuyorum. Şöyle söyleyeyim, ben size belgeselini çektim. Anılarla Sarıkamış Destanı. YouTube'da var, dostlar izlemek isterse 29 dakika. Özellikle çocuklarıyla izlesinler. Evet. 29 dakika. TRT'deki bu Ömür dediğin bir belgesel var. Yaşlı amcalarımızın. Evet, evet. Onun Sarıkamış versiyonunu çektim. Evet. Ki çektiğimiz amcalar, teyzelerin birçoğu rahmetli oldu. Son görüntüleriydi. Allah yani. Rahmet eylesin, evet. Tokat Niksar'da bir amcamız anlatıyor. İzledikleri zaman da şahitlik edecekler oraya. Evet. Diyor ki, babam kaçırılmış Sibirya'ya. Sibirya'dan yürüyerek gelmiş. Nereye? Tokat Niksar'a. Sibirya'dan Niksar'a yürüyerek geliyor. Yol bilmez, iz bilmez dersiniz ya siz. Evet. O zamanki başka bir iman gücü. Demek ki nasıl bir dua ettiyse Allah'a, evine geliyor. Diyor ki, babam geldiği zaman ayaklarının altında et yoktu diyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Kemik vardı diyor. Çarığın içerisinde saman koyardı.
onun üzerine giyerdi diyor çarkları. Et yoktu diyor. Çünkü et çürümüş. O kadar yol nasıl yürüyeceksiniz? TRT'ye çıktığımda anlatmıştım. İnsanlar unutulmuş diyor. Konteynerlara insanları yüklemişler Hilal Hanım. Sarıkamış'tan. Nereye? Sibirya. Nasıl konteynerler biliyor musunuz? Şimdi yüksek hızlı tren gibi değil. Alttan klima yansın, telefonumuz şarj olsun, televizyon izleyelim. Keyif 1 saat 45 dakikada Konya'ya, 4 saatte evet. İstanbul'dan Konya'ya gelelim. Öyle değil. Bildiğiniz boş demir konteynerlar içerisinde insanları tepeleme yüklemişler. Günde bir defa durmuş o tren. Bir defa. İhtiyaç molası değil. Ölenleri atmışlar aşağı. Kalanlarla devam etmişler. Sibirya'ya vardıklarında sözüm ona unutmuşlar. Bir hafta sonra açmışlar. O konteynerların içerisinde sadece 8 kişi canlı çıkmış. Onların da 5 tanesi akıl kaybı yitirmiş. Diğerleri zaten yarı ölü, yarı bitkin. Onlar da orada ölmüş. Bu zulüm görmüşler. Bu zulmü görmüşler. Çok mu basit ya? Ben hikaye anlatmıyorum burada. Yaşanmış bunlar ya. Görüntüleri de var. Tarihi Sarıkamış Rus arşivinden diyor görüntüler. Ben gittiğim zaman Soğanlı Dağları'na baktım ki buralarda Mehmetler yatmış. Bunlar ana kuzusu ya. Ana kuzusu. Nasıl herkes annesinin kuzusuysa onlar da analarının kuzusuydu. Tokat'taki amcamız diyordu ki babaannem diyor ağlaya ağlaya gözleri kör oldu diyor. Allah Allah öyle mi ya filan derler yani böyle. Evet. Ya öyle ya. Kör olmuş kadın. 6 tane çocuğu var diyor. 3'ü Yemen'e gitmiş. 3'ü daha küçük. Yemen'den gelmişler. Yemen'de nasıl? 35 derece, 40 derece sıcaklık var değil mi? Geliyor, hiç bekleme yok, Sarıkamış'a yürü. 40 derece sıcaktan, 40 derece soğuğa giden bu adam ne yapacak? Bir adam dediğimizde daha küçük çocuklar, gencecik yani. Delikanlılar. Maçka'da diyorlar ki mesela Hilal Hanım, o belgeseldeki repliklerden bahsedeyim size, röportajlardan. 15 yaşına kadar herkesi almışlar. 14 yaşındakiler durmuş neslin devamı için. Çünkü evet. Biliyor ki 15 yaşında giden geri gelmeyecek. Şimdi ben konserlerimde diyordum ki çocuklara. Konserlerimde diyorum artık Sarıkamış etkinlikleri yapamıyorum. Konserler yapamıyorum artık. Evet. Niye biliyor musunuz? Yıl sonu Sarıkamış'ı yapmayalım. Önemli değil. Çanakkale geliyor ya. Çanakkale yapalım biz. Sarıkamış sanki bambaşka bir dünya. Olur mu? Yani ama oluyor işte şu maalesef. Şu acıya bakar mısınız? Ben bunu anlatamadım. İşte ben bunun bu yüzden birazcık tabiri caizse yavaş yavaş küsmeye başladım yaptığım işe. O zaman 22 Aralık'ta kutlamayın. Savaşın bittiği dönemlerde ocağın ortalarında kutlayın. Yani şimdi şu anda bizim konuşduğumuz gibi yürüme bu değildir. Tarihlerde. Bak, mevzu yürüme değildir. Mevzu evet. Anlamadır. Evet. 8 kilometre yürüyorsunuz orada. Aa yürüdük turistik gezi. Tamam. Şeyler reklamını yapmayayım. Kalın kalın elbiseler giyiyoruz. En iyi spor ayakkabılar. Spor değil yani. Evet. Kar, her şey on numara. Bakanlığımız Allah razı olsun kumanya dağıtıyor herkese mis gibi. Sıcak çorbanız var. Yürüyoruz yollarda duruyorsunuz dinleniyorsunuz kafanıza göre selfie çekiniyoruz. Oo çok güzelmiş hava diyoruz. Geze oynaya geliyorsunuz. Onlar geze oynaya gelmedi oradan. Ben de gittim o yoldan kaç defa yürüdüm. Bu değil mevzu ama. Bırakın müsaade edin de yetkililere söyleyin. Biz bunu anlatalım ya. Ben şahidim. Ben oralıyım. Evet. Sarıkamış dedim de adam hayır diyor Sarıkamış gerek yok diyor. Biz bu taraftan Çanakkale'ye bakalım. Çanakkale geliyor zaten. Her şey varsa yoksa 15 Temmuz ya. 15 Temmuz'u herkes yaşadı şu an. Biliyor 15 Temmuz'u. Yani bugün 15 Temmuz etkinliklerinde anma etkinliklerinde 15 Temmuz'da evet. İnsanlar çıkıp da 15 Temmuz'u anlatmalar bana çok saçma geliyor biliyor musunuz? Zaten yaşandı. Birçok 4 kişi anlatıyor, 5 kişi anlatıyor. Ali şöyle yaptı ve ya arkadaş yaşadık bu 15 sene. 70 sene önce olmadı 15 Temmuz. Bir de ben şunu 3 sene ya. Evet, altını çizmek istiyorum. Bugün Allah muhafaza bir kalkışma olsa tekrar ülkemizde birçok insan daha fazla caddeye çıkacak. Neden? Bunun bir getirisine bakıyorlar. İşte sosyal medyada ben de gösteririm, şöyle yaparım, böyle yaparım. Sarıkamış'taki çocuklar isimleri bile yok. Hatıratımız yok. O çocukları tanımıyoruz. Mevzu şu. Bilmiyoruz. Bayramlarda bir gün önce millet olarak bizim bir geleneğimiz vardır. Kabir ziyareti. Evet. Sarıkamış'ta şehadet şerbetini içmiş insanların kabirleri yok Hilal Hanım. Evet. Bir alan var. Burası çok büyük. Buranın yarısı kadar. 2500 kişi yatıyor orada diyor. Evet. 3000 kişiye yakın kişi. Toplu mezar. Ya onun anası yok muydu? Onun babası yok muydu? Evet. Onun hayalleri yok muydu? Onun sevgilisi olmayacak mıydı? Çocuklar evet. Olmasın mı onun? Ben Allah'a şükrediyordum. Allah'ım sana şükürler olsun ama %10. Ne zamanki kızım oldu
Gece yarısı baba dedi, o Allah'ım sana milyarlarca şükür olsun. Ne kadar büyük bir nimetmiş bu babalık. Evet. Şükürler olsun. Onların da hayalleri vardı. Geçmişlerine rahmet olsun. Onlara da rahmet olsun. Evet. Ama biz bunu anlatalım, biz bunu yaşatalım. Anzaklar geliyor her sene ayin yapıyor. Tabii ayin yani. Ayin yapıyor Çanakkale'de. Soruyorum ki kaç kişi Çanakkale'ye gidiyor yılda, kaç defa turistik gezi harici? Kaç kişi anlıyor Çanakkale'deki manevi milli ruhu? Evet. Yok. Ben hiç gidemedim bu arada. Çok üzgünüm. Yani Çanakkale'yi çok okudum ama gidemedim. Ben o zaman Çanakkale'ye ilk gittiğimde demiştim ki her Müslümanın Kabe'yi ziyareti farzdır. Her coğrafyada yaşayan her Müslüman Türk'ün de Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı görmesi gerçekten farzdır. Evet. Yani bu kadar tartışılmaz mı artık? Evet, kesinlikle. 100 yıl beklemişler. Biz duygularımızı, düşüncelerimizi şarkılarla, türkülerle anlatmışız. Ben o yüzden türkü diyorum. Türkü anne sütü gibi tertemiz, helaldir. Evet. Sarıkamış, Çanakkale omuz omuza dedim. Çünkü Sarıkamış bitmiş, Çanakkale başlamış. Rahat vermiyorlar ki coğrafyamızdan evet. dolayı bu millete. Bizim imtihanımız bu. Evet. Bizim hala imtihanımız bu. Bu kıyamete kadar sürecek. Evet. Önemli olan sen ne yapıyorsun? O yapıyor. Anneannemin laf vardı. Gavur gavurluğunu yapıyor diyor. Sen ne yapıyorsun üstüne? Şöyle yaptın mı? Biz bayanlar olarak o ruhu taşıyan evlatlar yetiştireceğiz. Siz beyler olarak da işte üzerinize düşen vazifeyi yapacaksınız. Yeri gelecek bizler de hani tıpkı Nene Hatunlar gibi dışarıya çıkabileceğiz. İşte bunu bir şey söyleyeyim size. Gün be gün. Burada birazcık hüzünle gittik ama bir ufak bir fıkra anlatayım size. Evet. Ben severim az buçuk anlatmayı ve konserlerimde özellikle çok anlatıyorum. Vatandaşın evi kokuyormuş Hilal Hanım. Demiş ki hanımına, hanım bu evin kokusu gitmeyecek. Vaziyet onu gösteriyor. Oğlanla büyüdü, gel bunu evlendirelim. Tamam bey demiş. Gitmişler, bakmışlar, araştırmış, bir kız bulmuşlar. Tabii kız oğlanı görünce, oğlan kızı görünce bunlar ateş bacayı sarmış. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı istiyoruz. Eyvallah, vermişler. Tabii çok mutlular herkes. Eller öpüldüğü zaman Hilal Hanım, kayınpeder demiş ki kızım, kız tabii hemen moda geçmiş ya, buyur baba. Demiş ki kızım bak bizim evimiz çok kokuyor. Sen geleceksin, bizim evdeki bu koku ortadan kalkacak demiş. Demiş baba sen onu dert ediyorsun. Sen onu sakın demiş kafana takma, ben her şeyi hallederim. Eyvallah demiş kızım. Evlenmişler Hilal Hanım 3 ay 4 ay sonra akşam yemeğinde tabii yer sofrası. Baba buyur kızım, bak demiş ben geldim evin kokusu değişti görüyor musun? Demiş he kızım he sen de alıştın. Evet çok koku güzel. Koku baki, sen de alıştın. Şimdi biz de gün geçtikçe biz şunu yapacağız, biz bunu yapacağız. Bakıyoruz ki biz de o sessiz çığlığın ya da sessiz çoğunluğun arasına giriyoruz. Ya da normalleşmiş şeyleri artık normalmiş gibi. Hani hiç olmayacak şeyleri normalmiş gibi. Kur'an'dan önce örnek verdiğiniz gibi. Evet. Olmaması gerekiyor. Bunun burada olmaması gerekiyor. Evet. Nasıl olursunuz siz ya? Siz bu işin başında oturan insanlarsınız. Evet. Bakıyorsunuz demek ki normalleşmiş artık bazı şeyler. Eskiden yemeklerimizi paylaşıyorduk. Şimdi yediklerimizin resmini paylaşıyoruz. Evet. Ben paylaştım. Allah beni affetsin. Görenler de hakkını helal etsin. Arşivde neler neler var ama dedim yok. Ya eşi hamiledir bunun. Canı evet. istedi ne yapacaksın? Günahı sana gelecek. Biraz düşün arkadaş. Yediğini paylaş, resmini değil. Ya belki bu adam ömrü boyunca belki gerçekten et yemedi hiç. Evet. Ya da hiç öyle bir sofrada hiç bulunmadı. Yapma. Onu söylediğin zaman insanlar şey diyorlar. Etrafındaki insanlar da kendileri gibi olduğu için herkes yiyor, herkes geziyor, herkes dolaşıyor gibi geliyor. Ben çok insanın sadece fotoğraf çekip ben de bu camianın içerisindeyim, ben de kafedeyim, ben de şuradayım diye fotoğraf paylaşmak için dışarı çıktıklarını görüyoruz. Evet. Yani yok, muhabbet yok işin içinde. Yani şuradaki kahveyi bahane edip sohbet edilen ortam yok. Yok. Zaten gittiğiniz zaman o ortamlarda görürsünüz. Bir elinde telefon, diğer elinde telefon. Niye bir araya geldiniz? Herkes evinde otursaydı, kahvesini pişirseydi, karşılıklı yine yazışsaydınız. Bitti. Göz göze muhabbet, söz söze muhabbet kalmadı maalesef ki. Bunu da gitgide daha da beter olacak. Evet. Bak, daha da beter olacak. Tabii. Ben öyle düşünüyorum. Bayram ziyaretleri artık dijital ortamda, görüntülü aramayla. Bir tane vatandaş bana düğün davetiyesi göndermiş WhatsApp'tan. Evet. Ben de çeyrek altın gönderdim WhatsApp'tan. Ben de öyle yapıyorum. Davetiye elime geçmedikten sonra aynı şeyi yapıyorum. Muhabbet olsun. Arkadaşlarım benden bu konuyu şimdi söylediğim zaman belki hatırlayacaklar. Ya ben sesini özledim de o yüzden arıyorum diyorum. Evet. Ya Uğur çok vefa. Baba vefa bana inmedi gökten. Hepimize vefa evet. olsun. Bu sene ne dedi Şebi Aruz etkinliklerinde? Vefa vakti, vefa evet. zamanı değil mi? Vefa İstanbul'da bir semt değil.
Evet. Boza markası değil, hep öyle yani derler ya. Bir vefa ya. Evet. Bir selam verin ya. Bayram, bak mesela şu da var Hilal Hanım. En sinir olduğum konu. Bayram çarşamba günü, pazardan bayram kutlamaya başlıyoruz. Ya bırak çarşambada bu bayram. Ya ben en çok şeye gülüyorum. Arefe günü bayram kutluyoruz ya. Evet. Neyi biz neyi sabırsızlanıyoruz Cuma'ya biz? Gitmeyen insanların veya cuma beylerin mesajı, perşembe akşamında cuma mesajı göndermesin. Bu çok samimiyetsiz bir zamandayız. Samimiyetsiz artık yani. Evet. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı 25 Ekim'de kutluyorlar. Ramazan bayramı çarşamba günü ya perşembe günü, pazartesiden bayramını... Ya baba o zaman daha gelmedik o zamana. Evet. Hani neyi ne bu kadar acelemiz? Zaten çok çabuk tüketiyoruz her şeyi. Evet. Sevgileri de, samimiyeti de, güveni de. Şarkı yapmıştım. Bakü'de çektim Azerbaycan'da klibini. Arkadaşım dinledi şarkıyı. Uğur baba çok güzel olmuş dedi. Ben de eyvallah dedim. Daha söz bitti. Yenisini ne zaman yapacaksın dedi. Yenisini ne zaman yapacaksın? Allah Allah. Lan bir defa dinledin daha, bir dur. Coşkun Sabah'ın Anılar kasetini 3 sene mi 4 sene dinledik ya. Ben de çok... Arkalı tersli düzde ezberlemiştik, evet. Biz kaset vardı ya. Kaset bitti, CD bitti. Flash bellek, yani samimiyet buradan kaynaklanıyor. Evet işte. Evet. Niye albüm yapmıyorsunuz? Heyecanı yok ki albümün. Ne yapayım ben heyecanı albüm olmadıktan sonra? Ben sizden büyük olsam da hemen hemen dinlediğimiz, yaşadığımız dönemler aynı. O Coşkun Sabah'ın Anılar albümü olsun, Sinan Özen yeni evet, çıkmıştı evet. O dönemler. Samimiyet vardı, dokunuyorduk, bir şeylere ulaşabiliyorduk. Şu anda insanlar radyo bile dinlemiyor. Halbuki radyo ne kadar güzeldir, en muhabbetlidir. Yolda giderken sana yoldaş olur ama flash bellekten işte oradan buradan parçalar, sadece aynı şeyler tekrar. Muhabbetin olmadığı kahvenin bile lezzeti yok. Şu anda vaktim bize dar gelip eyvallah, bir taraftan asıldığı gibi ben doyamadım muhabbetimize. Çok konuşacak şey var. Sanatı da özlemişiz. Gerçek sanatçıyı da özlemişiz. Ben özür dileyerek bir şey söyleyeyim. Belki de sonlara geliyoruz evet, diye söyledim. Evet, geldik sona. Eyvallah. Şimdi biz bir olalım. İri olalım. İriden kastımız çok iyi şişmeyelim ama biz beraber olalım. Evet. Türkü dinleyelim. Hilal Hanım, türkü günah değil. Türkülerde evet. Allah'a isyan yok. Evet. Gerçekten yok. Ama yine beyler söylesin, hanımlar dinlesin. O fetva noktası. Ben onu çok dersem bir çok derinlerdedir, onu siz evet. söylüyorsunuz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Anneler çocuklarına artık ninni söylesin. Evet. Ninniyle uyutsunlar. Evet. O muhabbet oradan gelsin. Çocuklarımıza saz çalmayı öğretelim. Evet. Gitar çaldırıyorlar mı? Eyvallah, ama saz da bilsinler, saz çalsınlar. Evet. Günah değil bu ya. Allah'a isyan etmiyorum ki. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri değerlendiriyorum. Kesinlikle. Ben doğduğum zaman benim başıma sopayla vurulmadı. Uğur sen sanatçı olacaksın diye. Yok. Ben türkü söylüyorum. Evet. Bu işte en zayıf noktam çay. Çocuklarımız gerçekten YouTube, Instagram'dır, Facebook'tur, bunlardan işte diyor, bunu düzgün bir şekilde kullanırsanız olumlu etkiler ortaya çıkarabilir bu. Bence böyle olmamalı. Ya bak, bence her baba zaten, her evet. baba türkü dinlemeli, her baba çocuğuna demeli ki bak oğlum bu, ha, çok bir anı geldi aklıma, daha doğrusu babamla paylaşmış oğlum, geçenlerde de paylaştım. Ben çocukken babama diyordum ki baba bu kim? Atıyorum Belkıs Akkale, bu kim? İzzet Altınmer, bu İbrahim Tatlıses, bu Selahattin Ak... Baba bu kadar adam aklında nasıl tutuyorsun sen ya diyordum. Onlar ne kadar değerliymiş. Şimdi evet. ben artık error veriyorum. O kadar çok var ki türkü söylemiyorlar. Tabii yağmurdan sonraki mantar gibi. Kesinlikle. Pıtır pıtır çıkıyorlar. Her gün bir sanatçı olduğunu. Aşık Murat Çobanoğlu diyor ya, Allah rahmet eylesin. Vatandaş diyor 13 yaşında oğlunu evlendiriyor. 150 gram bir oğlu oluyor. Onun da adını koyuyorlar Gürbüz. Mevzu bu. Yani 13 yaşında evleniyorsun. Evet. 150 gram bir oğlun oluyor. Adını da Gürbüz koyuyorsun. Evet. Mevzu bu kadar basit. O evet. yüzden türkü seven türkü söylesin. Bu bizim gerçekten elimizdeki en güzel mirasımız belki de. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu mirası sizinle birlikte en azından aktarmaya çalıştık ekranlarımıza. Ayaklarınıza eyvallah. Sağlık. Eyvallah. Eyvallah. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Bu arada Uğur Demirci sevenlerini de ekran başına toplamış oldunuz. Eyvallah. Onların hepsine de tek tek sevgiler, ben selamlar gönderelim. Ben onları çok seviyorum. Ama evet. Onların karşısına bir ürünle çıkmak istiyorum. Bu nedir? Bu yine benim milli manevi kültürümdür. Yine kültür konuşuyoruz. Evet.
hazır olsunlar ki inşallah çok yakında belki herhalde 3-4 ay sonra Konya'da da belki olur. Bir aşıklık etkinliği tekrardan evet, inşallah, inşallah. Aşıklarımız bizi Orta Asya'dan Balkanlara bağlayan tek etken. Evet. Türk kardeşiz diyoruz ya, tek bağlanan bu etken, başka bir şeyimiz evet. yok. O yüzden biz en güzeline layığız, ben öyle inanıyorum. Allah-u evet. Teala bizi cennetin fragmanı da dünyaya getirmiş. Türkiye cennetin fragmanı. Hem ülkemizin kıymetini bilelim, hem büyüklerimizin kıymetini bilelim, hem de özellikle ve özellikle vefayı kendimize kesinlikle bir yol haritası görelim. Evet, evet. Vefa. Evet sevgili dostlar, sanat ve sanatçıdan, özellikle de kültürümüzden bahsettiğimiz güzel, kıymetli bir programı nihayete erdirdik. Uğur Bey'e biraz rahatsız olduğu için çok yüklenip eser dinletmedik. Eyvallah. Hemen böyle kliplerinden bir kupleyle programımızı nihayete erdireceğiz. Önümüzdeki hafta birbirinden güzel, farklı farklı konu ve konuklarla sizlerle olabilmeyi ümit ediyoruz. O vakte kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hele ses ver kurban olduğum, hele ses ver. Hetim hetim donarken gecenin ayazında, nefesin buhar olup çıkarken son defa, çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidin, elin mi önce dondu, yoksa ayakların mı? Yüreğin mi dondu, yoksa çıkmayan avazın mı? Kim düştü önce toprağa? Sen mi, arkadaşın mı? 90.000 can düşerken bir bir yere, yükselirken sessiz çığlıklar tekbirlerle birlikte. Kim düştü önce aklına? Anam mı? Hele söyle kurban olduğum. Yoksa balan mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, gözümden yüreğime gözyaşların buz tutar. Ne zaman seni ansam, İçim yanar, dışım donar. İçim dışım çığ tutar. İçim dışım çığ tutar. Şehidimin kanıyla bu topraklar sulanmış, geçmişten günümüze ne acılar yaşanmış. Bir değil, iki değil, 90.000 Mehmet ile tarihlere yazılan bir destan sarkamış. Bir değil, iki değil, 90.000 Mehmet ile tarihlere yazılan bir destan sarkamış. Anlatılmaz ki feryadı dağlara taşlara, donarak ölmüşler çıkmadan sabaha. Aç susuz ne kadar kalınır ki ayazda, sarkamış destanı kalmasın anılarda. Sarkamış destanı kalmasın anılarda. Sarıkamış, Sarıkamış ayazdır, destandır Sarıkamış. Sarıkamış evlattır tam 90.000. Evladı buz kesmiş, evladı toprak olmuş. Tam 90.000 anadır Sarıkamış. 90.000 anadır Sarıkamış. Yağdır Sarıkamış, orandır Sarıkamış. Anaların gözünde yaş olmuş kuzuları, unutulmuş zamanla kaybolmuş mezarları. Bu milletin en
asil en cesur evlatları. Adınızla yaşıyor Sarıkamış destanı. Bu milletin en asil en cesur evlatları. Adınızla yaşıyor Sarıkamış destanı. Anlatılmaz ki feryadı dağlara taşlara. Donarak ölmüşler çıkmadan sabaha. Susuz ne kadar kalınır ki ayazda. Sarıkamış destanı kalmasın anılarda. Sarıkamış destanı kalmasın anılarda.